Merhabalar. Teraziler ve yükselen teraziler, Oğlak ve Yay burcundaki Merkür Retrosu sizleri nasıl etkileyecek? Şimdi size bunlardan bahsedeceğim. Oğlak burcundaki Merkür Retrosu 13-23 Aralık tarihinde, Yay burcundaki de 24 Aralık 2 Ocak tarihinde gerçekleşecek. Öncelikle iş hayatınız ve kariyerinizle ilgili bir sonlanma, bir noktalama durumunda gözüküyorsunuz. Yani emekli olmak isteyenler bu Merkür Retrosu zamanında emekliliğini istemiş veya tazminat konusunda paranızı almak için uğraşıyor olabilirsiniz. Veyahut ailenizden, anneniz ya da babanız, ebeveynlerinizde de bu konu gündeminizde olabilir. Emekliliğe ayrılma gibi konular gündemde ve bununla bağlantılı bir parasal alım durumunuz var. Bu parayı da kendiniz için veya ev hayatınız için ya da oturmak istediğiniz evinizle ilgili bir satın alma, kiralama veya tamirat, tadilat işlerine harcayacağınızı da söyleyebilirim. Kariyerinizle ilgili emeklilik ya da buna benzer işten ayrılma ya da yeni bir iş hayatına geçmek isterseniz bu Merkür Retrosu'nda yeni iş arayışları içinde bulunmanızı öneriyorum. Fakat Merkür Retrosu içerisinde yeni iş başvurusu, iş arayışları yapsanız da yeni işe başlamayı Merkür Retrosu sonrasına bırakmanız daha doğru olacaktır. Yay burcundaki Merkür Retrosu ise yakın çevrenizde akrabalarınız olabilir, komşularınız olabilir, kardeşleriniz olabilir, yakın çevrenizdeki insanlarla iletişim içinde bulunacağınızı söyleyebilirim. Tam yılbaşı arefesi olacağı için, belki yılbaşı için birbirinize gidip gelme durumları olabilir ya da telefonla görüşme durumları olabilir. Uzak yollar veya şehir içinde farklı yerlere kısa günübirlik gitme gelme gibi durumlar söz konusudur. Fakat Merkür Retrosu'nda biliyorsunuz ki elektronik ve teknolojik aletlerde problemler yaşanmakta. Yollara çıkacağınız için arabanıza ya da uçakla gidecekseniz veya otobüsle gidecekseniz lütfen dikkat edin. Kargo veya bavul veya evrakların kaybolma olasılığı vardır ya da biletler iki kişiye satılmış olabilir veya arabanızda herhangi bir elektronik aksamında problem çıkabilir. O yüzden yola çıkmadan önce bunları lütfen kontrol edin. Belgelerinizi, telefonunuzdaki ya da bilgisayarınızdaki belgelerinizin de yedeklerini almanızı öneriyorum. 2024 yılı içerisinde daha detaylı bilgiler vereceğim. Şimdilik size güzel bir yeni yıl diliyorum. Sağlık, mutluluk, şans size 2024 yılında fazla fazla gelecektir. Çünkü biliyorsunuz ki ay düğümlerimiz Terazi Koç aksında, ilişki hayatınızda, evlilik hayatınızda ve kariyer hayatınızda büyük değişimler olacak. Şimdiden size ufak bir tüyo vermek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Oğlak burcunda ve Yay burcunda gerçekleşecek Merkür Retrosu sizleri nasıl etkileyecek? Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Oğlak burcundaki Merkür Retrosu 13-23 Aralık tarihlerinde, Yay burcundaki de 24 Aralık 2 Ocak tarihleri arasında gerçekleşiyor. Öncelikle Oğlak burcundaki Merkür Retrosu'ndan bahsetmek isterim. İçsel olarak kendinizi geri çektiğiniz, inzivaya girdiğiniz, geleceğinizle ilgili yaptığınız planların, programların ya da gelecekte olmasını istediğiniz konuların ne yolda, hangi yolda, nasıl şekilde ilerlemesi gerektiğiyle ilgili düşünceler içerisinde bulunacağınızı ve kendinizi biraz sosyal çevreden ya da yakınlarınıza göre biraz daha içinize kapanarak bu dönemi geçireceğinizi söyleyebilirim. Parasal konularınızla ilgili ödemeleriniz ve borçlarınız varsa bunları kalem kalem, detay detay inceleyeceğinizi gösteren bir retro var. Ödemeleriniz belki az para kazancınızdan ya da borçlarınızın fazlalığından kaynaklı sıkıntıya girebilir. Ama bununla ilgili de sizler biraz daha öyle alışveriş yaparken ya da çok önemli, acil veya elzem olmayan durumlarda alışverişlerinizi biraz daha geri plana tuttuğunuz, kendinizle ilgili ilgilendiğiniz, kendi ruhsal ve psikolojik yapınızla ilgilendiğiniz bir döneme girdiğinizi söyleyebilirim. Bu noktada alışverişlerinizde, harcamalarınızda kim nereye ne harcamış, sadece kendi adınıza değil, ailenizle yaşıyorsanız, evliyseniz, kimin nereye harcadığıyla ilgili bu zamana kadar hiç kontrol etmediyseniz bunları inceleme durumuna gireceğinizi söyleyebilirim. İşte faturalara, fişlere, nereye ne kadar harcamışsınız, banka hesaplarınıza tek tek kontrol edeceğiniz bir durum gözükmekte. Kendinizi içinize kapattığınız durum aslında hem bireysel açıdan hem evliyseniz ya da ilişkiniz varsa ya da ailenizle kalıyorsunuz. Onlarla beraber olan ilişkinizdeki durumları inceleme yapacağınızdan kaynaklıdır. Bununla beraber Yay burcundaki Merkür Retrosu ise size bulunmak istediğiniz, olmak istediğiniz yeni çevreler, yeni insanlar, yeni gruplar, yeni topluluklar içerisinde farklı bakış açısında, farklı inanışlar ve farklı görüşler, farklı kültürlerle yoğrulmuş insanlarla beraber iletişim, görüşme ve buluşma durumlarını gösteriyor. Ya da sizler yeni bir eğitim alma, yeni bir kursa yazılma, yeni bir grubun içine girme ihtiyacı içinde olacaksınız. Birebir görüşmeleriniz böyle yüz yüze gözükmüyor. Sosyal medya üzerinden gözüküyor. O yüzden bu gruplar, topluluklar da internet üzerinden ve sosyal medya üzerinden belli grupların, belli toplulukların, belli arkadaş gruplarının olduğu yerlere kayıt olma, onlarla iletişim kurma, onlarla tanışma gibi durumlar söz konusudur. Evliliğinizde veya ev hayatınızla ilgili de bir büyüme, bir genişleme ve daha kendinizi rahat hissedeceğiniz, daha mutlu hissedeceğiniz bir eve ya da bir ortama gitme ihtiyacı içinde gözüküyorsunuz. Ev hayatınızda ya da aile hayatınızda işte çocuk isteğiniz varsa bununla ilgili çalışmalar ya da evinizi büyütme, taşınma, daha geniş, daha büyük, daha mutlu hissedeceğiniz yere gitme ve bununla ilgili araştırmalar yapma durumunuzda var. Genel anlamda Merkür Retrosu zamanında kendi geleceğiniz açısından, kendi hem aileniz açısından, hem bireysel açıdan, hem parasal açıdan hangi alanlarda ilerleyeceğinizi, hangi yollardan gideceğinizi, işinizde ya da evinizde mutlu musunuz, mutlu değil misiniz, bulunduğunuz şehirde mutlu musunuz, değil misiniz, taşınmak mı istiyorsunuz, yeni bir hayata başlamak mı istiyorsunuz ya da aileye yeni bir ferdin, bir canın gelmesini, çocuğunuzun olmasını istiyorsunuz. Bu alanlarda şimdiden maddi açıdan ve manevi açıdan hazırlıkların yapılması, plan programların yapılması sizlere fayda sağlayacaktır. Zaten genel olarak biliyoruz ki Merkür retrolarında tekrar eden, üstünden geçtiğimiz, eksik kalan konuları gündemimize getirir. Sizlerin de buna benzer konularınız, gündemlerinizde olacaktır. Merkür retrosunda elektronik ve teknolojik aletlerde problemler, sıkıntılar görünmekte. Bilgisayarınızda ve telefonlarınızda belgeleriniz, fotoğraflarınız varsa lütfen yedekler alınız. Yılbaşı üzeri olacağı için yola çıkacaksanız, şehirler arası yollara gideceksiniz. Lütfen gideceğiniz vasıtaların, arabanızla gidiyorsanız teknolojik işte aksamlarına, elektronik aksamlarına lütfen baktırın ya da uçakla ya da otobüsle gidecekseniz burada da gecikmeler meydana gelebilir. İşte biletin 2 kişiye satılması gibi, bavulunuzun kaybolması gibi ya da uçağın rötarı gibi durumlar olabilir. Kargolarda problemler olabilir. İnternet üzerinden alışveriş yapıyorsanız eğer tam yılbaşı arifesi bununla ilgili problemler olabilir. Beklediğiniz ürün gelmeyebilir ya da beklediğiniz ürün farklı gelebilir. Bu noktada yılbaşı üzeri alışveriş konusunda da harcama konusunda da biraz daha temkinli davranmanızı, zaten parasal konularda da kalem kalem her şeyi inceleyeceğiniz için çok fazla açılmamanızı öneriyorum. 2024 burç yorumlarında daha detaylı bilgiler vereceğim. Şimdi size bu noktada, bu Merkür Retrosu'nda ve bu yeni aya girerken geleceğiniz adına umut ettiğiniz, ümit ettiğiniz, olmak istediğiniz, hayal ettiğiniz her şeyin gerçekleşmesini temenni ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.